girişimci kadınlar ya da çalışan kadınlar hangi sorunları yaşıyorlar sırf kadın olmaktan kaynaklı ve sizce neler yapılmalı? Vallahi kültür. Yani bu ülkede ya da dünyada cinsiyetçi kodlamalarla başlayan adını kültür, gelenek görenekler dediğimiz kavramlarla kendimize engeller koymuşuz. Yani buna kadını için de geçerli, erkeği için de geçerli. Ben kendi sürecime bile baktığımda biz kadınların hep bir korunarak büyütülüyoruz. Hep bize bir şey olacak. Bize bir şey olursa da ailenin başı yere eğecek. Hep bizim üzerimizden var olma, özellikle erkeklerin toplumda var olma. Buna anneler, ailedeki büyük kadınların da destek vermesiyle bu sistem bugüne kadar gelmiş. Yani yanlışı uygulayan hem kadın olmuş hem erkek olmuş. Yani ebeveynler açısından baktığımızda. Sonra böyle sürekli korunaklı büyütülüyorsunuz. Özgüven eksik, cesaret eksik. Ondan sonra iki kelimeyi yan yana getirmekte yüzünüz gözünüz kızarıyor ve binlerce beyninizden soru geçiyor. Bir şeyi bir toplulukta bir fikrinizi beyan edeceksiniz. 30 kere içinizde savaşıyorsunuz. Acaba birisi bir şey der mi? Acaba dememe gerek var mı? Sonra vazgeçiyoruz. Hep köşelerde, hep dinleyen, hep biat eden, hep boş ver. Çünkü aileler de öyleydi. Et diye süt diye dokundu. Bunu kızına da söylüyor, erkeğine de söylüyor. Ama kız çocuklarında daha çok namusun onlar üzerinden ailenin erkeklerine, aileye gelebilecek lekeler konusunda da müthiş bir sorumluluk verme hali var. Şimdi bu kadar daha en sevdikleriniz tarafından, en güvendiğiniz ortamda bu şekilde hayata hazırlanırken sonra çıktığınızda kendinizle mücadele ediyorsunuz doğal olarak. Öyle değil mi? Yani siz de kendi gençliğinizde gözlemlediğinizde yani niye, nasıl bu kadar şey biriktiriyorum? Yani yaptığım işler de bana toplumdaki bu toplumsal sorunların hep gösterdi. Yani bakıyorsun mavi yaka denilen yani eğitimsiz kesim ayrı, eğitimli kesim ayrı. Sonra dönüp diyorum ki bir dakika ya eğitimli kesimler neden toplumun iyileşmesi için çaba sarf etmedi? Neden taşın altına elini koymadı? Neden her eğitim alan kendini toplumdan ayrıştırdı? Neden kendi alanlarını yarattılar? Neden bu bağlar koptu? Binlerce neden var. Ondan sonra da dönüyoruz diyoruz ki neden kadınlarımız böyle? Bunu erkekler de söylüyor. Kim engeliniz oldu? Kalkın yapın. Kim size ne dedi? Tabii ki yani belki onun yetiştirme tarzında bu geri bildirimler de doğru. Çünkü insanları bulunduğu noktadan da değerlendirmeniz gerekiyor. Ama bulunduğunuz noktada sizin başınıza gelmeyenler ülkenin genelinde olan durumları algılamanızın engeli değildir. Tamam benim hikayem değildir dersiniz. Çıkarsınız, başkalarının hikayeleriyle de taşın altına elinizi koyarsınız. Maalesef böyle bir durum olmuyor. Sonra dediğim gibi yani başta da anlattığım gibi kalkıyorsunuz, iş hayatına giriyorsunuz. Parayı ilk defa o zaman öğreniyorsunuz. Rekabeti o zaman görüyorsunuz. Hani komşunun çocuklarıyla olan rekabeti de benzemiyor bu. Var olmak, başarılı olmak. Şimdi de biz kadınlar ne yaptık? Evden çıkıp hayatın içine dahil olduğumuzda bir savaşımız kendimizde oldu ya da savaşamadık, kaybederek köşelerimize çekildik. Ondan sonra rekabetin, hani erkek rekabeti var, kendi hemcinsinle rekabetin var, kendinle var. Ondan sonra da çıkıp ne yapmanız gerekiyor? Ha, başarılı olmam gerekiyor. Başarılı olmazsam kendimi ifade edemem. Etki alanımı yaratamam. Bu sefer ne yapıyoruz? Kendimizi unutuyoruz. Ruh ve beden, ruh bedenden ayrılıyor. Ruh sürekli rekabet, sürekli başarı peşinde. Sonra dönüyorlar. Bu kadınlar çok hırslı. Ya biz sonradan katıldık. Bu aslında bu çok hırslı kadının cinsiyetinden kaynaklı hırçınlığı değil. Bu hayata 10-0 geriden başlayan Tarzan'ın hikayesi. Şimdi önceden hayata dahil olanlar kaplumbağa moduna geçince, onlar yürümeyi tercih ederken arkadan gelen mecburen tavşan moduna geçiyor ve koşuyor sürekli. Efor sarf ediyorsunuz. Bu efor da sizin fit kalmanıza sebep oluyor. Şirketlerinizin, zihninizin,
mücadele gücünüzün fit kalmasına sebep oluyor. Bu bir hırçınlık değil, bu varoluş hikayesi. Bu ben de varım demek. Bunun içinde başarıya odaklanıyoruz. Çünkü başarılı olmadığında bu benim için de geçerli. Kim beni dinleyecekti? Eşim mi dinleyecekti? Çocuklarım mı? Ailem mi? Sevdiklerim mi? Dostlarım mı? Hiç tanımadığım insanlar beni nasıl dinleyecekti? Malzemelerimin olmasına ihtiyaç vardı. Malzemesiz zaten konuşamazsınız. O yüzden bir sepeti, hem sepeti doldurduk hem koştuk, hem doldurduk hem koştuk. Ondan sonra da bu durumlar devreye giriyor. Özgüven, cesaret eksikliğimizi tamamlamak zorundayız. Sevgili Tülay, ben gençlerle 2004'ten beri çok aktif çalışıyorum. Gençlere baktığımda ya benim yaşadığım süreci, aramızda 40 yaş var, belki 30 var, belki 20 var. Dönüp bakıyorum, aynı kader, aynı sorun, aynı ana baba, aynı bakış açısı. Çünkü toplum değişmiyor. Toplumun yarattığı kurallar silsilesi değişmemiş ki. Yani deniz kenarında bir köy denizi görmüyor. Sadece toprağa bakıyor. Ya baksana maviye yeşile, sen de yaşam tarzını değiştirsene. Değişmeyen bir insan kaynağı var. O yüzden kadın olmak zor, erkek olmak da zor.